Merhabalar. Bu videomuzda sizlere izlemiş olduğum ve şu an halihazırda izlemekte olduğum yabancı dizilerden örnekler vereceğim ve önerilerde bulunacağım. İlk dizimiz Stranger Things. Benim en çok beğendiğim ve gönlümü verdiğim bir dizi oldu. Çünkü İlk olarak zaten Winona Ryder'ın geri gelmiş olduğu ve tekrardan ekranlara gördüğümüz bir dizi olduğu için hoşuma gidiyor. İkincisi konusu beni çok enterese etti. Üçüncüsü de dönemi, 80'ler dönemine ait bir dizi. Dolayısıyla hem müzikleri, hem konusu, hem sanat yönetimi her şeyiyle o dönemi çok güzel yansıtmışlar. Ve müzikleri özellikle çok popülerleşti çünkü farklı bir akım yarattığı düşünülüyor dizinin müziklerinin. Öncelikle jenerik müziği gerçekten çok güzel. İzlemeye başlarsanız neden bahsettiğimi çok iyi anlayacaksınız. Bunun dışında konusuyla ilgili bir şeyler anlatmam gerekirse eğer, Winona Ryder'ın küçük oğlunun ortadan kaybolmasıyla başlıyor hikaye ve onu bulma çabaları, küçük bir kasabada geçiyor zaten konusu. Onu bulma çabaları, küçük çocukların arasında geçen hikayeler, bir tane mistik bir kızın ortaya çıkıyor olması, işte acaba devlet mi karıştı bu işin içine yoksa olağanüstü varlıklar mı var yoksa onlar da devletin mi oyunu derken böyle küçük küçük entrikaların yer aldığı bir konudan bahsediyoruz. Oldukça ilginç bir konusu var ve IMDb puanı da bayağı yüksek. 9,1'di yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla ikinci sezonu iple çekilen bir dizi. Herkes merakla bekliyor. Çok müthiş fan kulüpleri oluştu. Herkes böyle heyecan içinde. Şu anda ona umarım bir an önce çekerler ve yayınlarlar. Biz de burada sabırsızlıkla beklemekten kurtuluruz. Really think it was a coincidence that we found her the same place where Will disappeared? Something is going on here. İkinci diziye geçmeden önce birinci diziyi anlatırken size söylemek istediğim bir şey vardı. Hemen ondan bahsedeyim. Ben çok meşhur ve çok popüler olmuş dizilerden bahsetmek istemedim sizlere. Çünkü biraz daha alternatif bir şeyler anlatmak istedim. Benim etrafımdan duyduğum, işte film sektöründen gelen, izleyenlerin çok beğenmiş olduğu ve işte ne bileyim konu olarak işte ya da sinematografik açıdan iyi bulunan dizilerden birazcık bahsetmek istedim. Dolayısıyla bu tip dizi, biz bunları hiç duymadık ama neden bahsediyor demeyin diye bunu söylüyorum. Ama muhakkak duymuşsunuzdur isimlerini. İkinci dizimiz Black Mirror isimli bir dizi. Bu diziyi de bayağıdır zaten eski bir dizi, 2011 yılından başlamış olan bir dizi. İngiliz yapımı. Dolayısıyla daha farklı bir dili var. Her bölümünde farklı farklı hikayelerden bahsediyor olması diziyi sürekli bağlanarak izlemenizi hiç gerektirmiyor. Bence bu da mükemmel bir durum. Bazen sıkılıp başka diziden birkaç bölüm izleyip sonra tekrar ona dönebiliyorsunuz. Güzel. Neden bahsediyor? Konusu ne? İçinde medyaya dair, teknolojiye dair ve teknolojinin ve medyanın hayatımıza nasıl yansıdığını, gündelik hayatımızda ilişkilerimizi nasıl etkilediğini ve hayatımızın belki de bazı zamanlarında nasıl çıkmaza girebileceğini teknolojiyle ilgili bu tip konuları ele alan bir dizi ve bunları müthiş bir şekilde hikayeleştirmiş bir dizi. Çünkü konu belki de bazen hiç enterese olmayacağınız bir şekilde başlayıp acayip bir yere tırmanıyor ve o açıdan mükemmel yazılmış bir dizi. Çok tanıdık yüzler beklemeyin ama iyi oyunculuklar görebileceksiniz bu dizide. O yüzden özellikle tavsiye ediyorum. Oh God, I can't watch this. Bir de The Returned isimli diziyi izledim. Neredeyse sonuna geldim. Evet, 9. bölümdeyim. Bu dizi aslında Fransız bir dizinin uyarlaması. Şöyle ki konusu, yani şöyle anlatayım. Birazcık yavaş bir dizi esasında.
yani izlerken hafif sıkılabileceğiniz tarzda bir dizi. Korku, bu arada onu da söyleyeyim. Çünkü bazıları çekiniyorlar tek başına korku izlemeye. Olabilir. Gerçekten korkunç, onu söyleyeyim. Şöyle, küçük bir kasabada yaşayan insanların, ölen insanların bir şekilde geri dönüşüyle, hayata geri dönüşüyle ilgili bir konusu var. Daha fazla açıklama yapmayayım. Zaten bu bence başlı başına korkunç ve konusunun ne olduğu belli olan bir durum. Eğer izlemek isterseniz, siz de benim gibi korku seviyorsanız bence kaçırmayın. Oh baby baby it's a wild world. It's hard to get back just upon a smile. So you really believe people can rise from the dead? Bir diğer dizi, sevdiğim dizi Sense8 ismi, biliyorsunuzdur, bunu duymuşsunuzdur. Wachowski kardeşlerin bilim kurgu tarzında olan, konusu daha farklı, diğerlerine göre bayağı farklı olan bir dizi bu. Şöyle, dünyanın 8 şehrinde yaşayan 8 farklı insanın birbirleriyle olan ruhsal bağlantıları üzerine kurulmuş bir dizi bu. Başta çok fazla net bir şekilde algılayamasanız da devam ettiğiniz zaman bölümler arasındaki geçişler sinematografik açıdan da nefis hikayesi olan ve tüm karakterlerin üzerinde değişik hikayeler yaratan ve en sonunda da birbirini buluşturmaya çalışan ve bunu hedefleyen bir konusu var. Ama nasıl buluşuyorlar, ne oluyor, dünyanın 8 şehri neresi gibi sorularınız varsa bence muhakkak izleyin. Çünkü sınırları zorlayan ve algıları müthiş derecede açan bir dizi olduğunu düşünüyorum. Diğer dizi Blacklist. Bu dizide James Spader oynuyor. James Spader'ı 80'lerde gençlik filmlerinden hatırlıyoruz ama şimdi böyle bir anda karşımda görünce büyümüş halini gerçekten şaşırdım. Çok enteresandı. Blacklist'te ne oluyor? James Spader bir eski bir hükümete hizmet eden bir ajanı canlandırsa da gerçek bir suçlu, FBI'ın deliler gibi aradığı bir suçlu ve bir gün kendi kendine gidip teslim oluyor ve diyor ki size kara listeyi açıklayacağım, dünyadaki bütün suçluların listesini vereceğim ama bir tek ajan var ve onunla konuşarak ancak bu durumu anlatabilirim, açıklayabilirim diyor. Tek şartım bu diyor ve dizi böyle başlıyor. Sanmayın ki hepsini anlatacağım. Konusu tabii ki polisiye, suç ve drama temalı bir dizi. Enteresan suç olayları, polisiye olaylar var içinde. Güzel, heyecanı tırmandıran bir dizi. O yüzden öneriyorum size. Don't be scared. I just need you to come with me. Do you want to call your daddy? Yeah, I want to tell him I'm okay. Bunun dışında son olarak Westworld'u izlemeye başladım. Henüz çok başındayım. O yüzden çok fazla bir şey aktaramayacağım size. Ama Anthony Hopkins'in işin içinde olduğunu bildiğim için beni çok fazla cezbetti. Ayrıca hikayesi çok enteresan. Diğer bir dünyada yaşayan farklı bir türün var olduğunu anlatan bir dizi, daha fazla anlatmayacağım. Bence izleyin çünkü ben de heyecan içinde izlemeyi bekliyorum. Welcome to Westworld. You think you've got a handle on what this is going to be? You have no idea. Size bu videomuzda izlediğim dizilerden öneriler verdim. Takip ettiklerimi birazcık anlatmaya çalıştım. Umarım memnun kalmışsınızdır. Sizin de önerileriniz varsa, bana tavsiye etmek istediğiniz diziler varsa lütfen videonun altına yazın. Sorularınızı, yorumlarınızı da eklemeyi unutmayın. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı da
unutmayın.